Bir torbada birden altıya kadar numaralandırılmış 6 kart vardır. Çekilen kart torbaya tekrar konmamak koşuluyla art arda 2 kart çekiliyor. Bu 2 karttaki sayıların toplamının 8 veya 8'den büyük olma olasılığı kaçtır? Burada istenilen olasılık eşittir istenen durumlar bölü tüm durumlar formülü var. Nasıl yapacağız? Tüm durumları mı kolay buluruz? İstenen durumu mu kolay buluruz? Ona bakalım. İstenen durum belli. Şimdi iki tane şöyle çizelim. Torbada birden altıya kadar kartlar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İki tane kart çekeceğiz peş peşe ve 8 veya 8'den büyük olma durumu. Örneğin birincisinde 6'yı çektiysek ikinci durumda 2'yi çektiğimizde 8 oluyor. 3'ü çektiğimizde 8'den büyük oluyor. Yani şu durumlar bizim istenen koşulumuz oluyor. Birinci de 6'yı çek, ikinci de 2'yi. Birinci de 6 numaralı kartı çek, ikinci de 3'ü, 4'ü, 5'i. Eğer birinci de 5'i çekersek, ikinci durumda 3'ü çekmemiz veya 4'ü çekmemiz gerekiyor. Zaten şu durumu yazdım. 5,6. Eğer 4 çekersek ikinci durumda 4'ü artık çektiğimiz için 5 ya da 6 çekmemiz gerekiyor. Ve 3'ü çekersek 5 veya 6 çekmemiz gerekiyor. Eğer ilk başta 2 numaralı kartı çekersek ancak 6'yı çektiğimizde 8 veya 8'den büyük olma koşulunu sağlıyor. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane olasılık var. İstenen durumu sağlayan 12 tane olasılık var. Tüm olasılıklar nasıl? Yani mesela birinci de 6 karttan birini çektim. İkinci de geriye 5 kart kaldı. Onlardan birini çekeceğim. Dolayısıyla 6 çarpı 5'ten 30 tane durum var. Onun istediğini sağlayan yani 8 veya 8'den büyük olmasını sağlayan 12 tane olasılığımı yazdım. Tüm olasılıkları ise 6 çarpı 5'ten 30 olarak hesapladım. Sadeleştirelim. Olasılık sadeleşebilen bir şey. 3'e böldük 4, 3'e böldük 10, 2'ye böldük 2 bölü 5. Yani onun bizden istediği olasılık 2 bölü 5. Şu ana formülü kullanarak İstenilen durumu ayrı buldum. Tüm durumları ayrı bir yöntemle buldum ve pratik olarak sadeleştirip sonuca ulaştım. Cevap Denizli.